Gamsız, Yemin Ettim Sana, Bunun Adına Yürek Derler, Milyonda Bir, Yan Yüreğim ve Yalancı şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Doğuş, 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu oldu. Azerbaycanlı gazeteci ve sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile 2014'te nikah masasına oturan şarkıcı, evliliğinin ilk yıllarında boşanacağı yönünde yapılan yorumları hatırlatırken, bir konseri sırasında eşinin de şahit olduğu çirkin teklifi açıkladı. İşte o sözler, Almanya'da dünyaya gelen, 4 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Doğuş, aile içinde yaşanan sorunlardan dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı. Orhan Baltacı olan ismini Doğuş olarak değiştiren, 1997 yılında ilk albümünü çıkaran, 2021'de Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmasında boy gösteren şarkıcı, Kasım 2014'te Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile dünya evine girdi. İkiz çocuk babası olan Doğuş, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. "Rizliyim, çay gibiyim, çok iyi görünüyorsun. Yıllar geçse de hiç değişmiyorsun" yorumu üzerine ünlü şarkıcı, "Rizeliyim, çay gibiyim, demlendikçe oturuyorum. 2 sene önce de saçlarımı böyle yapmıştım. Kel değildim ama aralarda boşluklar vardı. Yaş itibariyle saçım dökülmeye başlamıştı. Akıllılık ettim ve saç ektirdim. Kendime çok dikkat ederim. İnsanların gözünün önündeyiz, buna mecburum. Eskiden olsa önemli değil ama yaş aldıkça dikkat etmek lazım. Geçenlerde görevliye pasaport veriyorum, adam bir pasaporta bir de bana bakıyor. Abi ne kadar genç kalmışsın, nazar değdireceksin, dilini ısır dedim" açıklamasını yaptı. "Evlendim, Doğuş rahat durmaz, boşanır" dediler. Mutlu bir evliliği olan Doğuş, "Aile önemli, düzen önemli. Ben hiçbir zaman düzensiz olmam, erken yatar erken kalkarım, bunlar çok önemli. Yememe içmeme çok önem verimi. Doğuş rahat durmaz, 2 yıla boşanır diyenler vardı. Çocuklarım oldu, çocuklar bir yaşına gelince boşanır dediler. Çocuklar 6 yaşına girdiler, herhalde artık demiyorlardır. Eğer burada konser veya bir proje varsa işlerimi hallediyorum, 1 ila 2 gün dinlendikten sonra Azerbaycan'a gidiyorum" şeklinde konuştu. Seyirci açık açık bağırdı, "48 yaşındaki şarkıcı, sen buradayken eşinin aklı kalıyor mu? Kıskançlıklar oluyor mu?" sorusuna şu cevabı ver: "Kalıyor tabii, karşılıklı. Benim de aklım onda kalıyor. İlk dönemler kıskançlık oluyordu ama artık otur. 8 yılı geçtik. Biri bir şey istiyorsa alyans durdurmuyor. Eşim bana gelen tekliflerden birine denk geldi. Ben sahnedeyken seyircilerinden biri bir cümle kullandı, bütün orkestra sustu. Eşim de orada, en kötüsü, ahlaksız teklif durumu oldu, açık açık bağırdı. Eşim bana baktı, güldü. Sonra ben, alyansımı gösterdim, ne yapayım, yapacak adam evli kalmaz." Sunucuların Doğuş artık gülme noktasına gelmiş. "İlk zamanlarda böyle değildir tabii. Senden emin olana kadar bazı sınavlardan geçmişsindir" sözleri üzerine şarkıcı, "Eşim ilişkimizin başlarında birkaç konseri geldi, ne oluyor? Bilmediği bir durumda, herhalde 3 ila 5 kişiye konser veriyordur diye düşünmüştü. Kadınlık içgüdüsü, ister istemez gardını aldı. Yavaş yavaş eşime kendimi ifade ettim. Yapacak adam zaten evli kalmaz. Ben öyle bir pozisyona girecek olsam evli kalmam" şeklinde Tarkan annesi evinde misafir etti. Megastar Tarkan'ın annesiyle olan bağını da anlatan Doğuş, "Tarkan'ı çok severim. Dışarıda kaldığım dönemde annesi Neşe teyze bir hafta -10 gün evinde misafir etti. Allah uzun uzun ömürler versin, Allah 1000 defa razı olsun. Ben yapılan hiçbir şeyi ondan dolayı Tarkan'a olan sevgim çok büyüdü. Çok naif, güzel bir adam" dedi.